pamuğa da yine farklı açılardan bakalım istiyoruz. Yanımda Türkiye Ziraatçılar Derneği Şanlıurfa temsilcisi Müslüm Özsun var. Müslüm Bey hem bir STK temsilcisi, hem çiftçi, hem de bu bölgeyi tanıyan, tarım arazilerini tanıyan önder çiftçilerden bir tanesi. Müslüm Bey, şimdi üreticilerle de konuştuk pamuk hasadını. Onlardan da bilgi aldık. Biraz da sizden bölge geneliyle ilgili bilgi alalım. Nasıl gidiyor bu sene hasat? Görüyorsunuz Harran Ovası, yani şu Urfa Ovaları, Harran Ovası bembeyaz, bembeyaz, beyaz altın. Ama maalesef çiftçi bu sene pamuktan şikayetçi. Neden? Pamuktan şikayetçi neden? Üretim girdileri oldukça yüksek. Mazot, gübre, zirai ilaç, hasat yani toplama. Zaten elle toplama işi bitti. Daha şimdiki görüyorsunuz ilaçlama yapıldı. Birkaç gün sonra kuruyacak. Hasat makinesiyle toplanacak. Ama maalesef çiftçinin beklediği fiyat açıklandı ama 4.5-4.6 lira olarak Çukurbirlik tarafından açıklandı. Evet. Şimdi piyasa tüccarın elinde. Hmm. Yani 1.5 liraya yakın kilo başına çiftçi zarar ediyor şu anda. Yani 4.5 açıklandı ama sonra 4.5 liradan satılmıyor. Şu anda 3.2 lira, 3.3 lira. Kütlü fiyatı. Kütlü fiyatı 1.3 lira çiftçinin cebinden alındı gitti. Ha çiftçi ne yapacak? Mısır'a yönelse yani yağmurdan kaçarken doluya tutulacak. Aynı durum. Fiyatlar düşük olduğu için önümüzdeki dönem pamuktan da kaçış olabilir pamuktan mi? Pamuktan kaçış olabilir. Şöyle şimdi ipotek olarak yani icar olarak kiren işletmeye alınan çiftçiler tarlayı kiralıyor 700 lira, 800 lira. Bunu hesaplıyor. 1 lira yakın yani 1000 lira yakın dönüm başına pamuğun masrafı var şu anda. Hı-hı. Sulama ücreti, gübre, zirai ilaç, hasadı 1 lira yakın bir toplama ücreti var. En azından sulama ücretlerini düşürmek lazım. En azından pamuk priminde belli bir iyimser rakamlara ulaştırmak lazım. En azından pamuğun piyasasını denetlemek, düzenlemek lazım. Yani Çukurbirlik biliyorsunuz Çukurova Yağlı Bitki Tohumlar Birliği, çiftçinin birliği. Çiftçi birliği fiyat açıklıyor, meydanda çiftçi birliği yok. Olan çiftçiye oluyor. 1.3 liralık bir fiyat eksikliği çiftçiyi mahvediyor. Zaten çiftçinin karı orada. Yani reel bir geliri götürülüyor. Cebinden alıyor. Ondan sonra şey var, stopaj var. Yani pamuktan stopaj alınıyor. Vergi, dolaylı vergilerden. Zaten mazottan ÖTV KDV alınıyor, gübreden KDV alınıyor. Stopaj da alınırsa çiftçinin ton başına 100-120 lira para cebinden gidiyor. Müslüm Bey'in değindiği noktalar önemli. Bir de belki şunu parantezde açmak lazım. Türkiye dünyada GDO'suz pamuk üreten 3 ülkeden bir tanesi. İspanya ve Yunanistan'la birlikte ki burada da aslında en fazla üretimi yine o ilk 3 ülke arasında Türkiye karşılıyor. GDO'suz pamuk üretmek bile aslında bu işin markalı ve katma değerini pazarlamak açısından çok büyük bir avantaj. Bunu bile değerlendirmemiz lazım, düşünmemiz lazım. Bununla ilgili projeler yapıldı ama hala tam karşılığını alabilmiş değiliz. Parantezi böylece kapatalım. Şimdi de gelin isterseniz bu işin öğrenci tarafına bir bakalım. Urfa'ya gelmişken öğrencilerle bir araya gelelim. Ziraat yapan öğrenci. Pamuğun hasadını, serüvenini konuşurken bir de işin altyapı tarafına bakalım istedik. İnsan en önemli kaynaklarımızdan bir tanesi. Toprağı konuşuyoruz, tohumu konuşuyoruz, suyu konuşuyoruz. Ama tabii ki bunları işleyecek, doğru şekilde kullanacak insan kaynağımız da çok önemli. İşte orada da iş okullara dönüyor. Biz de Urfa'ya gelmişken hem Tarım Teknik Lisesi'ni hem de Ziraat Fakültesi'ni ziyaret edelim istedik. İlk durağımız Altınbaşak Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Burada da tarla, bahçe ve süs bitkileri bölümü varmış. Yanında da Süpürcem Dik Hocam bulunuyor. Tarla bitkileri bölümünde çocuklara eğitim veriyor. Hocam, okul harika.
Şimdi bir tarafta bakıyoruz, derslerde, sınıflarda eğitim veriyorsunuz teorisini. Ama asıl önemli olan pratiğini de veriyorsunuz ki bu serada da şu anda arkadaşlarımız çalışıyor. Ne yapıyoruz burada? Şu anda arkadaşlarımız salatalık ekimi yapıyorlar. Okulumuz sadece teorik eğitim vermiyor. Pratikte de gördüğünüz gibi hemen her alanda bahçe bitkileri, tarla bitkileri, efendim süs bitkileri ve tarımsal mekanizasyon alanında bölümlerimiz var. Öğrencilerimiz bu konuda teorikten daha çok uygulama yapıyorlar. Uygulamayla işi kavramaya çalışıyorlar. Hani burada yapılan uygulamaları zaten görebiliyorsunuz. Mesela şu anda ne ekiyoruz? Şu anda öğrencilerimiz salatalık ekiyor. Bölgede seracılığın bizim bulunduğumuz Akçakale, Harran içerisinde zayıf olduğu görülüyor. Biz öğrencilerimize bu serayı kendi imkanlarımızla yaptık ve bu seracılığın gelişmesi için öğrencilerimizin bunu kavraması, buradaki öğrencilerimizin çoğunluğu zaten çiftçi çocuklarıdır. Çiftçi çocukları olduğu için de bir nevi eğer atamaları olursa zaten işe giriyorlar. Olmazsa üniversite sınavı ile de bir yerlere yerleşiyorlar. Ama bizim istediğimiz bir nevi öncü çiftçi de yetiştirmek aynı şekilde. Önder çünkü çiftçiler olsunlar. Önder çiftçiler mi? Tabii ki. Çünkü kendileri zaten belli arazilere sahip ailelerin çocukları ne kadar da büyük ya da küçük olursa olsun kendi arazisinde bu işi sürdürecek. Mesela bu seracılığı kendileri şu anda ekimini yapıyorlar. Efendim bakımını yapacaklar. Onun dışında eğer herhangi bir hastalık varsa inşallah da hasadını da yapacağız. Süper. Hem öğrenci bunun çiftçiliğini yapmış olacak, elde ettiği ürünü de görmüş olacak. Harika, müthiş. Bir de öğrencilerle bir konuşalım bakalım nasıl gidiyormuş ekim dikim işleri. Şimdi yanımda öğrenci arkadaşlarımız da var. Mehmet, Ahmet ve İsa ile beraber fide dikiyoruz. Salatalık fidesi. Mehmet, nereden geldi bu merak? Seviyor musun bu işleri? Evet hocam. Var mı ailede çiftçilik yapan? Evet var. Zaten öyle hepsi köyün geneli çiftçi. Ne ekiyorsunuz? Dikiyorsunuz? Buğday, arpa, pamuk. Sera yok değil mi? Sera sebze yok. Meyve yok, bostan yok. Yok, yok. Bir tek ev için bazen dikiyoruz. Ama artık burada öğreniyorsun. Aynen. Yer varsa biraz çeşitlendirirsin gibi geliyor. Aynen, aynen öyle. Evet, en çok neyi yetiştirmeyi seviyorsun? En çok pamuk yetiştiriyoruz zaten genellikle oraya. Okulda en çok neyi seviyorsun? En çok işte salatalık bunlarla uğraşıyoruz. Peki sınıfta mı ders daha iyi burada mı? Burada bence daha iyi. Değil mi? Evet. Toprakla beraber. Aynen. Harika. Ahmet senin var mı ailede tarımla uğraşan? Var işte babam falan hepsi tarımla ilgileniyor. İşte ne yetiştiriyorsunuz? Pamuktur, buğdaydır falan hepsi yetiştiriyoruz. İşte böyle. Buraya isteyerek mi geldin bu okula? Evet, yani bu okula severek geldim ben de. Işte. Öyle mi? İsteyerek okula. Evet. Ne olmak istiyorsun ileride? Ziraat mühendisliği falan düşünüyorum. Düşünüyorsun. Evet. İnşallah. Hadi bakalım. İnşallah. Dersler nasıl, iyi mi? Dersler iyi. Çok şükür elhamdülillah, iyi gidiyor. Süper. Evet. Sınava hazırlanıyorsun. Sınava hazırlıyorum, evet. Çünkü lise önemli ama üniversite ayağı da çok önemli. İşte o eğitimin devam etmesi lazım ki bu işi daha bilinçli yapabilesin. Evet işte. Ziraat mühendisliği falan düşünüyorum ben. Bir seracılıkta bizim arazide bir değerlendirmeyi düşünüyorum. Hadi bakalım. İnşallah. Bir de İsa ile konuşalım. İsa, nasıl gidiyor dersler? İyi. Ha? İyi gidiyor. İyi mi? İyi gidiyor. Sen en çok neyi seviyorsun, ne yetiştirmeyi seviyorsun? Ben mi? Ben daha çok yeşillik yetiştirmeyi seviyorum. Öyle mi? Evet. Marul tarzı şeyler. Marul tarzı. Anladım. Var mı ailede çiftçilik yapan? Var. Ailece biz çiftçiyiz. Pamuk mu yine sizde de? Pamuk ama evde de küçük seralarımız var tabii. Öyle mi? Evet, biz yapıyoruz. O iş sende mi peki şimdi bu burada öğrendikten sonra, eğitim aldıktan sonra sen mi bakıyorsun? Evet, aynen hocam. Ne var serada? Ne yetiştiriyorsun daha çok orada? Biz evde daha çok kışlayın don geldiği için marul bayağı etkileniyor. O yüzden marul ekiyoruz şeyde serada. Domates, salatalık yok mu? Yok. O biz oraya kadar daha şey yapmadık. Daha gelmedi. Aynen. İyi, peki sen ne olmayı düşünüyorsun ileride? Ziraat mühendisi. Sen de öyle. Aynen. Hadi bakalım inşallah. Üniversiteye devam. Devam hocam. Okuyacaksın. Süper. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Vallahi o kadar güzel ki enerjisi yüksek. Yani tarımı konuşurken aslında buraya gelince bu genç pırıl pırıl arkadaşlarımızla konuşunca umudumuz daha da artıyor. Gerçekten çalışkan, bilinçli, bu işin eğitimini alan güzel bir nesil yetişiyor. İşte onların önünü açmak lazım. Ben bile şimdi imrendim. Keşke lise yıllarıma dönsem de böyle bir okulda tarımla uğraşsam diye. Zamanı geri getiremiyoruz ama en azından ortak olmak bile mutluluk verici.
Şimdi hep hasat yapacak değiliz. Biraz da dikim yapalım. Madem böyle bir seraya geldik, salatalık ekiyor, dikiyor arkadaşlarımız. Biz de o emeğe ortak olalım istedik ve kendi adımıza Bloomberg HT ve Mevsim'de tarım ekibi olarak salatalık fidelerimizi böylece dikelim. Yarın gün geldiğimizde yiyecek bir salatalığımız olsun en azından. Dediğim gibi çok keyifli. Yani bu işlerle uğraşmak tabii zor işler, kolay değil. Ama o emeğin karşılığını da aldığınız zaman, hele bir de dediğimiz gibi çiftçilerin genelde hep konuştuğumuz sorun ürünlerin para etmemesi. Para ederse gerçekten kıymetli bir iş, güzel bir iş. Yeter ki düzgün bir şekilde bu işi kurgulayalım. Evet, tarımın geleceğini lise öğrencilerimizle birlikte konuştuk, hocalarımızı dinledik. Bir de işin üniversite boyutuna bakalım istedik. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Recep Gündoğan yanımda. Recep hocamın da yine bu alanda önemli projeleri var. Yani üniversiteyle hem tarım sektörünün entegrasyonunu hem de farklı alanlardaki o faaliyetleri birlikte yürütme çabası aslında. Buraya da gelmişken Recep hocama da bir kulak verelim istedim. Hocam şimdi çok sayıda mezun veriyoruz Ziraat Fakülteleri Türkiye'nin dört bir tarafında. En büyük sorunlarından biri de işte iş bulma sorunu oluyor. Ama tarım sektöründeki paydaşlara baktığımız zaman onlara diyorlar ki ya bize öğrenciler geliyor ama teoriyle geliyorlar, pratikleri yok. Bir daha bizim onları yetiştirmemiz gerekiyor de böyle bir keşmekeşlik var. Şimdi sizin burada da bazı projeler varmış anladığım kadarıyla. Evet. Nedir bu projeler? Evet, ben öncelikle şunu söyleyeyim. Benim fikrim Türkiye'de ziraat mühendisi ya da veteriner fazlalığından ziyade üretime katılamama problemi var. Yani biz eğer ziraat mühendislerimizi, veterinerlerimizi, orman mühendislerimizi üretimin içine kattığımız zaman, o zaman bizim inanın bu şu anda mevcut ziraat mühendisinden, mevcut veterinerden çok daha mühendise ihtiyacımız olacak. Çünkü Türkiye'nin potansiyeli büyük. Dolayısıyla bizim ziraat fakültesi olarak hedefimiz, iki temel hedefimiz var. Birisi öğrencilerimizi daha öğrenciyken kendi işlerini kurmaları yönünden onları cesaretlendirmek, temel bilgileri vermek ve onlara onun piyasanın ihtiyacı olan mühendisler olarak yetiştirmek. Bu amaçla bizim bazı projelerimiz oldu. Bunlardan bir tanesi biz öğrencilerimizi kısmi zamanlı çalıştırıyoruz. Kısmi zamanlı demek aslında her üniversitede var. İşte siz 2 saat bir öğrenci bir yerde çalıştırırsın. Biz böyle yapmıyoruz. Biz 30 tane geçen sene, bu sene de 30 tane öğrencimizi haftada bir gün işletmemizde çalıştırıyoruz. Süt fabrikamız var, zeytinyağı fabrikamız var, tarlamız var, bahçemiz var. Mesela gidip nar topluyor, gidip elma topluyor. Ya da gidip ağırda hayvanlara bakıyor. Süt fabrikasında süt üretiyor. Yani sınıftan çıkıyor, kitapların yani dışına çıkıyor. Evet. Her sahada da bunu birebir uyguluyor. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf öğrencilerimiz haftada bir gün, bütün bu eğitimleri boyunca haftada bir gün bunların boş vakti var. Biz bunları ya kısmi zamanla çalıştırıyoruz kendi işletmemizde ya da çevremizdeki seralar var, işletmeler var. Oralara gönderiyoruz. Yani biz onlarla görüşüyoruz. Diyoruz ki siz mühendise ihtiyacınız varsa işçiye ihtiyacınız. Hatta mühendis demiyoruz. İşçiye ihtiyacınız varsa biz size işçi gönderiyoruz diyoruz. İnşallah bu organizasyonu artırıp bu öğrencilerimizi iş bulma kurumu gibi bu öğrencilerimizi haftalık bunların programlarını yapıp bunları işletmelerde çalıştırmak istiyoruz. Bir kısmını da biz çalıştırıyoruz. Tarım sektörü çok potansiyel barındıran bir sektör. Evet, kendi içerisinde sorunları var. Evet. Ama uzun vadede baktığımız zaman bu iş geleceğin işi. Kesinlikle. Çünkü insanların gıdaya ihtiyacı var, ekilen arazi azalıyor, nüfus artıyor. Yani o yüzden artık bu herkes tarafından kabul edilen bir şey. Dolayısıyla yatırım yapmak isteyen, bu işe girmek isteyenler de fazla. Ama tarımla uzaktan yakından alakası yok. Bir taraftan da istiyor. Şimdi sıfırdan bir ziraat fakültesi, ziraat okumak belki uzun bir zaman. Ben mesela diyelim ki bu işe girmek istiyorum. Tarımla da hiç alakam yok. Arazim var ya da almayı düşünüyorum. Ne ekeceğimi bilmiyorum, nasıl yetiştireceğimi bilmiyorum. Var mı böyle bir yol öğrenmek için? Geçen yıl kurduğumuz tarımsal eğitim, yayın ve yatırım danışmanlık ofisimiz var. Böyle biz ofis kurduk. Tarım Bakanlığı ve GAP İdaresi ile beraber
ortaklaşa. Biz bir ofisimize yatırım yapmak isteyenler geldiğinde biz onları bir buradaki çiftçilerle, yatırım imkanı olanlarla tanıştırıyoruz. İki, bunların ihtiyaç duyduğu personeli eğitiyoruz. Şu anda ziraat fakültemiz 5 konuda yaklaşık 850 tane meslek 5 konuda mantarcılık, broiler tavuk, seracılık, tohumculuk ve süt ürünleri toplam 850 tane genci şu anda eğitimi aldık. Bunları yetiştiriyoruz, sertifika veriyoruz. Bizim beklentimiz bu. Sertifikayı verdikten sonra Tarım Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri, özel sektör bu gençleri alsınlar, desteklesinler, çalıştırsınlar. Yani biz şunu yapmak istemiyoruz. Ya Tarım Bakanlığı'na eleman yetiştirmek değil. Eğer biz Tarım Bakanlığı'na, bir tek Tarım Bakanlığı'na eleman yetiştirmeye kalkarsak 100 bin tane ziraat mühendisi değil, 1000 tane ziraat mühendisi de fazla olur. Ama biz kendi işini yapan ziraat mühendisi dediğimizde belki inanın 100 bin değil 200 bin belki 500 bin insana ihtiyacımız var. Evet. Karşıda seralarımız var. Şimdi onun çoğaltacağız oraya. Hı hı. Yani 30-40 dönüm yerimiz var. Birer dekarlık seralar yapıyoruz. Mesela biz yine kümeslerimiz var. Gene birkaç tane kümes yapacağız. Öğrencimize diyeceğiz ki mesela kaz yetiştiriyoruz. Şimdi yarın kaz gelecek. Öğrencilerimize diyoruz ki 7 tane öğrencimize. Gelin her biriniz bir gün burada bunlara bakın. Ortak olarak yetiştirelim. Siz de ortak olalım. Siz yapın. Bizim kaz bizden, para bizden, yer bizden. Siz karı paylaşalım. Yani böylece onları cesaretlendir. Biraz önce dediniz ya, yani öğrenci girecek ama ya ben ya zarar edersem az bir şey değil yani. Herkesin de imkanı yok. Bizim görevimiz bu. Biz bunu yapmak istiyoruz ama bakanlığımızdan bu gençleri, üretimin içine girmek isteyen gençlerin desteklenmesi için. Nasıl destek? Bunlar öncelikli olarak kredilerden genç çiftçi projeleri olabilir, başka proje. Öncelikli olarak Ziraat Bankası, ondan sonra Tarım Bakanlığı, KOSGEB, GAP İdaresi, bu bizim yetiştirdiğimiz tarımsal meslek eğitimi verdiğimiz, ziraat mühendisleri olarak yetiştirdiğimiz, veteriner olarak yetiştirdiğimiz orman mühendisi, bu gençlere destek olsunlar, bunları desteklesinler. Yani bunlar şimdi şöyle şey olduğu için bu gençler yani diplomalarını almışlar. Ama bunlara teminat isteniyor bunlarda. Şimdi bu gençler teminat veremiyorlar. Çünkü hani başarılı olup olmadıklarını bilmiyorlar. Dolayısıyla birkaç yıl bunlara bir yol açalım. Biz bunları eğitelim. Ama eğitim derken girişimciliği de olsun, inovasyonu da olsun, yenilikçiliği de olsun. Sadece hani kuru bir şey değil. Bu şekilde yetiştiğimiz zaman Türkiye'ye ziraat mühendisleri, veterinerler, orman çok fevkalade büyük hizmet edecekler. Ve şu anda işte fazla dediğim ziraat mühendisleri, veteriner fakülte mezunları az bile kalacak Türkiye için. Çok doğru. Recep Hocam aslında şifreleri de verdi. Yani bu şifrelerin şöyle çözümlemek lazım ya da okumak lazım. Türkiye'nin tarımsal ihracatı 17 milyar dolar. O seviyelerde uzun yıllardır aslında 117 milyar dolar olması hayal değil, gerçek. Yeter ki onun altyapısını oluşturalım. Bir de gelin gençlere kulak verelim. Yine Ziraat Fakültesi öğrencilerine neler yapıyorlarmış, neler düşünüyorlarmış. Evet, Harran Üniversitesi'nin Ziraat Fakültesi'ndeki uygulama alanlarından bir tanesindeyiz. Burada da öğrenciler ders dışında sahada pratiklerini geliştiriyorlar. Toprakla içiyorlar. Yanımda da Esra var. Ziraat Fakültesi mezunu. Şu anda yüksek lisans yapıyorsun değil mi? Çift bitkileri bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim. Peki seviyor musun bu işi? Çok severek yapıyorum. Yani şunun için sordum sana. Genelde bazen Ziraat Fakültesi'ni işte sırf açıkta kalmayayım diye yazan öğrenciler de var. Onu da biliyoruz. Sen bilinçli olarak mı bu seçimi yaptın? Kesinlikle bilinçli olarak yaptım ve çok yorucu bir iş aslında. Ama sonra o ürünleri gördüğünüz zaman, bunu birilerine sunduğunuz zaman o keyif her şeyi unutturuyor. Yani devam diyorsun. Mezun oldun, yüksek lisans. Akademik olarak da bu işe devam edeceksin. Evet, faal olarak da sahada yapacaksın. İnşallah. Aynen. Harika. Yanımızda bir de Tanzanya'dan bir arkadaşımız var, Abdurrahman. Abdurrahman, sen Ziraat Fakültesi eğitimi için Türkiye'ye geldin. Evet. Nasıl gidiyor? Seviyor musun? Evet, seviyorum. Neler yapıyorsunuz? Dersler var. Derslere giriyorsun. Tarlada burada yine eğitim alıyorsunuz. Evet. Neler öğreniyorsun? Ne yetiştiriyorsun? Sebzeler. Sebze yetiştiriyorsun. Evet. Okuldan mezun olduktan sonra ne yapacaksın? Tekrar Tanzanya'ya mı döneceksin? Tabii ki Tanzanya'ya döneceğim. Orada tarım yapacak mısın? Evet. Ne yetiştireceksin? Mısır, soğan, pamuk.
Mısır, soğan, pamuk. Evet. Harika. Buradaki eğitimini Tanzanya'daki çiftçilerle de paylaşırsın belki. Aynen. Daha iyi bir üretim için. İnşallah. Harika. Tebrik ediyorum. Yanımda iki tane de Furkan var. Furkanlar. Sizler bu bölümü bilerek, isteyerek mi seçtiniz? Yani benim istediğim iki bölüm vardı. Biri veterinerlik, biri ziraat. Veterinerlik olmadı. Ziraatı tercih ettim ben de. Harika. Şu var mı ailede ziraatla uğraşan? Ailede dayılarım var. Ziraat mühendisi bir dayım var. Üretim yapıyorlar. Zira ilaç üretimi. Yani onlar önerdi bana. Memnun musun? Seviyor musun peki bu işi? Seviyorum. Bölüm güzel. Mezun olduktan sonra ne yapmayı planlıyorsun? Yani onu tam bilmiyorum ama ziraat mühendisliğini yapmak istiyorum. Yani tarımla birebir iştigal edeceğim diyorsun. Evet. Harika. Peki sen Furkan? Ben de babam aslında zorla yolladı gibi bir şey oldu. Ama öyle sonradan mi? Ben de memnun kaldım. Sevdim yani. Ha, ilk başta çok sıcak bakmıyordun. Aynen. İlk babanın başta tavsiyesiyle geldin ama şimdi haklı seviyorum mıymış baban? Aynen. Güzel bir bölüm. Harika. Babam da uğraşıyor bu işle. Aynı zamanda GAP'ta çalışıyor. Köy falan da var, onunla da uğraşıyor. Ha, tarımla da birebir gibi aynen uğraşıyorsunuz. Seviyorum yani. Planın ne senin mezun olduktan sonra? Okulda kalmak. Akademik olarak aynen bu süreçte devam etmek. Hı-hı. Süper. Hepinizin yolu açık olsun. Harika. Müthiş bir enerji. Şimdi belki arkadaki görüntülere de baktığınız zaman burada bamya yetiştiriliyor. Ama burada her şey üretiliyor. Yani sera üretimi var, hayvancılık var, açık tarla bitkileri var. Hastalıkla mücadele de üretiliyor. Bile bile bazen ürünler hasta olması da isteniyor ki öğrencinin onu da bilmesi lazım. Nasıl o mücadele yapılacak diye. Verim nasıl arttırılacak, kalite nasıl yakalanacak. Hepsinin aslında eğitimleri veriliyor. Çok parlak, pırıl pırıl gençlerle tanıştık. Ben kendi adıma çok mutlu oldum. Umarım sizler de o enerjiyi almışsınızdır. Tufanın etrafı dumanın ağlar aman aman. Tufanın etrafı dumanın ağlar aman aman. Yerlerce yıranlı bu dağlarla seni ağlarlar. Anayı dağlama baydan yaşlan, hayrı koyavlar. Mevsimde Tarım programının sonuna geldik. Kameraman arkadaşım Cengiz Güven ve prodüktör arkadaşım İlhan Ezgin'le birlikte bu hafta Şanlıurfa'da pamuğun hikayesini ekranlara getirmeye çalıştık. Programın kapanışını da yine Şanlıurfa'nın sembol yerlerinden Balıklıgöl'den sizlere bu muhteşem manzarayla yapmak istedik. Önümüzdeki hafta Anadolu'nun farklı bir köşesinde yine üreticilerle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.